Hadi tencerenin boyuna bakalım. Evet. Bak derinliğe bir bak. Bak daha enginin bu kadar Çok. da yerin altında var. Şş, ulan bunun bacakları bak evvel de var. Biz ufak gördük. Hakkını yedik ya. Abi ha, o sen en Allah. kaliteli yerini dağıttın indi. Of 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 Bak of. enginin ben patate ihalesini daha oda verdim. Suyunu Bülent Bey yiyecek. Evet. Etini ben yiyeceğim. Sen de yüzüne bakacaksın. Şu budu kim yiyecek abi? Budu sen ye. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Alanya'dayım. Aynen. Yanımda İbo var. Instagram kanalından beni takip edenler bilir. İbo benim birçok kez Instagram'da hikayeleri de görmüşsünüzdür. Aynen. İbo'cum nasılsın? Vallahi abi biz iyiyiz de sen buraya böyle Gazipaşa Havalimanı'na turistler gibi inik geliksin. Şimdi benim giyineceğime bak. Senin Evet. giyineceğime bak. Hiç birbirimize şu an benzemez. Bence önce bizim birbirimize bir benzememiz lazım. Ya Evet. ben bunları çıkaran ya sen bunlara benzer bir şey giydireyim ben sana. Tercih senin. Tamam, giyelim. Yani bence bizim köyde gittiğin yerin gözü korursa bir gözümü de sen yum derler. Sen bana uy bence. Tamam kardeşim. Buradan hindi biz bizim şalvarcı Alexan abinin dükkanına bir varalım. Alaya şalvara. İyi hadi bakalım. Orada seni bir giydirelim. Yoksa Tamam. böyle turist zannederler seni. Burada olmaz. O zaman başlıyoruz. Biz... Kesinlikle abi. Buradan önce bir giyinmemiz lazım. Ama karnım aç. Ne yiyeceğiz bugün şimdi? Abi bak bugün evvel ben sana ne dedim? Evet. Buraya gelmeden 2 gün evvel ha, oruç tutmaya başla. Elma sirkesi iç karnın boşalsın dedim. Evet. Şimdi burada yukarı gideceğiz. Çardağımız ayarlı. Evet. Zobamız yanıyor. Kestane dalından toplandı. Fındıkları Of. söktüler. Of. Zobaya meşe odunları atıldı. Of. Sabahla köy tavuğu kesildi. Dinlendirildi 2 saattir. Şimdi öğlenle takribi saat 2 gibi atıldıysa ta yeni yeni bir şık gelir gibi Hı. kömür ateşinde böyle bir köy tavuğu yenecek. Allah. Oturan Hadi abi. tavuk, oturan Tamam. tavuk değil, gezen Tamam. tavuk. Tamam abi tamam. Şimdi gidelim şu benim üstüme ne giydireceksen Gidelim bir abi. giydir. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hadi bakalım görüşürüz. göreceğiz. Şimdi. Ne yazdı ya? Evet. Bak burası bizim Alexan abinin dükkanı. Basma kornaya basma hadi. Çağır arkadaş seni herkes tanıyor. Bura gelince Yok adam yok bura geç şuraya. Yürü Yok geç. geç sen şuraya be. Ana. Ayrışer kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Bu bizim ustamız Hoş Alexan Usta. Alexan Hoş Usta nasılsın? geldin. İyiyim. Sen Abi nasılsın? bu herifi bugün burada biz bakacağız bugün. Evet. Ama bu buraya turist gibi gelmiş. Evet. Bunu ya Beni... bize bana benzet bu adamı. Abi Alanya'nın yöresel kıyafetlerini bana bir giydir abi. Tamam. Tamam var değil mi bana göre? Tabii Biraz tabii. kalıplıyım ben. Ya abi sıkıntı yok. Tamam. Bizde her kalıp Sen uygun var. Giydir Bir abi. çıkaralım abi Tamam. şeyi. Ceketi çıkaralım. Evet. Yeni tarzımla karşınızdayım. Bundan sonra artık böyle videolar çekmeye karar verdim. İbo beni ikna etti. Elime tespih verdiler. Buraya şöyle göstermek istiyorum. Köstekli saatim. Bakın. Ay yıldızlı. Oo. Vallahi harika. Evet. Ali sen abi ne bu üstündekileri bir anlatır mısın sen? Abi Alanya'mıza özel yumurta topuk ayakkabımız Alanya'mıza özel hakiki deri Evet. Alanya şalvarımız kumaşı Arap kızı vücudu kışın sıcak yazın serin tutan bir kumaş. Bu Evet. sadece Türkiye'de Alanya şalvara özel ve de Arap kızı olaraktan patenti bizde. Şarap, bu kumaşın mı? Kumaşın patenti bizde. Vay be ne güzelmiş lan. Ben hiç Ve giyerken o açıdan düşünmemiştim. Normal bir orada şalvar giyer gibi daha orada düşünmüştüm abi. ve de kuşağımız Safi Alanya spor renginde ve Alanya kuşağı yeşil, turuncu. Şimdi bu kuşağımız da sadece Türkiye'de Alanya'ya ait. Evet abi. Ve üzerine beyaz gömlek, bu takımı tamamlayan beyaz gömlek ve de üzerine cepkenimiz. Her vücuta göre dikiyoruz cepkenimizi. Cebinde köstekli saatimiz dedelerimizden kalan tren yolu. Aynen, Tren yolu devlet demir yolları mı? devlet demir yolları. Hı. Bu ve de Murat abimize bunu da giydirdik. Bir de şapkamız var, kafamızı Bir koruması de için. 8 köşeli şapkamız. Bu tabii Türkiye'nin birçok bölümünde bu şapkayı 8 köşeliyi kullanıyorlar ama bizim Alanya'mızda da coğrafi işaret olaraktan Alanya'mızda 8 köşeliyi kullanıyorlar. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korumak için bu şapkayı giyiyorlarmış benim bildiğim kadarıyla. Öyle. Bunun var mı bir manası? Biz bir çek diye verdik. Ya hayır yani tabii biz ne olur böyle bir tesbih olamaz ya İbo. Bu tesbihin Abi şu vücuda böyle bir tesbih eder bu, mi? bu tesbihin manası bu kıyafet giyildiği zaman ele bunu ele alıyorsun ve de Alanya'daki yüz dönüm muz bahçesi sizin. Süper. Tabii. Ha bu. Aa şimdi Ya ayrıntı. Bu tesbihi verdikleri kişi A oluyormuş. A oluyor. A'lar böyle de, kendini diğer Şimdi kişilerden ayırmak için bu tesbihi mi şöyle aynen taşıyormuş? zamanında A'lar için. zamanında şeyden A'yı ayıran üç şey var.
Evet. Ya cizmesi olacak. Ha sen evet. Ya cizmesi bana, olacak. Bana göre cizme bulamadık bu arada arkadaşlar. Abi adamın baldırına göre soba borusu gibi bir şey olması lazım. Ya öyle bir şey olacak. Ya orijinal. Evet. Devlet demir yollarından bir saat olacak. Bunu böyle kurarlar. Tamam. Hususi böyle kahvenin içinde işte hani. Bu orijinal mi? Bu orijinal. Ya. Bu 1960 yılında benim dedemin Ankaralı bir iş adamından aldığı saat. Yaklaşık dedem 60'da almış, en az 60 yaşında. Bunu kurarsın. Bu tamam. Zincir mencir dedemin zinciri. Veya tesbih. 3 tane şey A'yı ayıran özellikmiş arkadaşlar. Veya A'yı bir tabancası olacak. Mavzeri olacak. Anca düğünde müğünde çıkardığında şöyle. Şunlara bıçak falan sokmuyor musunuz? Ha, var. Kamala uçak vardı artık. Şimdi Kamala'yı orada polis durdursa ne diyeceğim polise? Anladım. Tamam. O yüzden tesbihle mesbihle idare edeceksin gari. Tesbih çok önemli. Tesbih çok önemli. Tamam abi. Tesbihim de var. Aynen. Saatim var. Saatim var. Yumurta topuk ayakkabım yumurta var. Topuk. Çizme olmadı. Aynen. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar yemek yemeye geçiyoruz ama abi bunlardan almak istedikleri zaman bir sipariş yeriniz var mı? Herhangi bir web siteniz veya telefon numaran? Telefon numaranı. Söyle abi telefon numaranı. Telefon numaram 0532-261-07. Eğer numaramızı kaybederlerse Alay Yeşal var, Facebook var. Ali İhsan Aslan Facebook var. Google'a girdiği zaman Google'da tamam. Bulabilir. Oh. Numaramızı bulabilir. Tabii tabii. Her yerde bulabilir. Ümit ya mesela. Alanya'da şöyle de bir şey var aslında. Ben burayı hani biliyorum daha önceden de. Buraya Alanya'ya geldiğiniz zaman herhangi bir kişiye Alay Yaşar var deyin. Direkt bilirler, direkt gösterirler. Tek dükkan evvel Alanya'da başka dükkan. Kalmadı zaten eskilerden. Aynen. Evet Ali Sen abi çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz acıktık. Güle güle kullanın. Biz yemek yemeye geçiyoruz. Eğer zamanın varsa buyur sen de bize eşlik et abi yemek yemeye. Siz buyurun. Evet. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. İyi oldun ha. Vallahi yakıştı. Ya. Şimdi bana benzedin işte. Şimdi oldu mu? Yemeğe hak ettin. Hadi gidelim. Yemeğe hak ettin. Bir gidelim. Bak bir yanımız titriyor. Ne güzel şehirde yaşıyoruz ya. Değil mi? Ama değerini bilmiyoruz. Ne yapacaksın be usta be? Vallahi. Elimizde olanla idare edeceğiz. Arkadaşlar şu manzarayı görüyor musunuz? Yukarıya yemek yemeye çıkıyorduk. Bu manzarayı görünce hemen durup burada bir güzel çekim yapmak istedim. Burası Alanya'nın yaylalarına çıkan yol. Aynen. Burası yayla yolu dediğimiz yol. Evet. Şu manzarayı gördüm. Ciğerim saman ararı gibi şişiyor böyle. Abi. Derin derin nefes alasım geliyor. Bir yaşama sevinci geliyor. Kelebekler uçuşuyor karnımda. Şurası da karşıda Alanya Kalesi arkadaşlar. Burası. Hemen alt taraf Alanya. Tersane falan var. Evet. Alanya ne kadar büyüdü ya. Çok hızlı büyüdü. Alanya bir anda bildiğin Darısumaya gibi şişiverdi gitti. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel bir şehir. Antalya'mızın her köşesi bir ayrı cennet ya. Vatanın her köşesi ayrı bir cennet. O ayrı. Keşke sadece Antalya olsa. Hadi geçelim yemek yemeye. Hadi gidelim. Karnım acıktı benim gari yeter. Yeter oraya buraya çekerken. Biliyoruz arkadaşlar. İbo geldik. Abi geldik şu an. Yemeği yiyeceğiz hadi bakalım. Yemeği yiyeceğiz. Yemek hazırlanıyor. He. Bektaş'ta Celil'in yerindeyiz. Evet. Neresi? Burası değil mi? Abi bura Celil abinin kendi yeri. Burada kişiye özel. Her şurada çardaklar var. Burada bakın çardaklar var. Kimsenin kimseden haberi olmaz. Kimse kimsenin ne yediğini görmez. Kimse kimseyi rahatsız etmez. Türk'ü söyleyen Türk'ü söyler. Oturan oturur. Uyuyan uyur zobanın başında. Oo. Tabii tabii. Oh. Burada bildiğin bu. Otel gibi bir şey bura. Gösterebilir miyiz şöyle bir böyle bak. Böyle bir göster bak. Burada bildiğin ev oda oda. Odaların içinde telivan var. Telivanı kıvradırsın yukarı. Çay getir, su getir, fındık fıstık getir, kestane getir, tavuk getir. Ne bulursan onu getir. Alanya'ya 4 kilometre 5 kilometre uzaklıkta burası. Ne diyordu ne 5 canım merkezden çıktıktan sonra 10 dakikada işte geldik buraya. Ya işte 4-5 kilometre gel hadi. Evet. Arkadaşlar içeride sizi bir sürpriz bekliyor. Sürpriz bir misafirimiz var. Aynen öyle. Kim abi? Abi. Alanya'nın sesiyle, nefesiyle, soluğuyla vücut bulmuş hallerinden biri. Benim de evet. Hocalarımdan olan Sayın Hasan Kılıncı bugün biz rica minnet getirttik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Böyle iyi bir hem ruhumuz Alanya sohbetine doyacak, karnımız da Alanya yemeğine doyacak. Of, ben, of. Ben böyle. Şöyle tanırsınız, Kevki'den bir aşkın hikayesi, bir şiir vardı bir aralar. Aynen, Kevki'den bir aşk hikayesi. Seni görürken tayım anama bir şey çakıldı diye başlayan evet. Meşhur şiirin. Hadi yazanı, o zaman. Yazanı ve okuyanı. Hadi girin. Ustadı fazla bekletmeyelim tabii, abi. Tabii ustayı fazla bekletmemek lazım. Yemek için falan değil ha. Karnım acıktığından falan ya, değil. Selam aleyküm. Aleyküm selam kocaman. Vay 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 Hasan abim benim. Vay, abi. Hangi rüzgar attı birader? Niye aman abi sen ya? Ya İbrahim ne var? Maşallah köşe taşı gibisin gene yerinde. Yerine oturmuş. Tabii, baba tabii, baş köşeye. Baksana canım sobayı yaktırmış. Aa of. Bizi gelecek diye masaya da vurmuş. Of şu sobaya bak. Üşüdüm arkadaşlar. Hani.
Vallahi bak, üşüdüm. Gür yanıyor. Vallahi. Şimdi kestaneyi burada mı yapacağız? Abi kestane, fındık, fıstık, kuzu, koyun. Abi ben şuraya oturan. Kürçek, tavuk ne varsa burada. Ben Hasan abimin yanına oturan. Şu tesbihi de al arkadaş. Abi otursana gire. Ördek soba derler hangine. Ördek sobası bu. Hasan abinin özel üretimlerinden kendisi. Hasan abi nasılsın, iyi misin? İyi birader, ne var ne yok, iyi misiniz? İyiyiz vallahi ya, yüzünü gören cennettik. Öyle, görüşemedik epeydir. Vallahi bayağıdır yoktuk ya. Yani, İbo beni esir alıyor Alanya'ya geldiğim zaman. Amcanım. Senin çırak. Geldi miydi? Kısa geliyor Hasan abi. Sabah geleceğini, öğlen döneceğini diyor. Seni rahatsız ettiğimizde diyemez dedik. Bir akşam gel, ben oturduğum sen Hasan abi dedim. Ben işte bu ön akşam buradayız. İyi. Bu ön yenilecek, içilecek, sohbetler edilecek. Evet. Yiyelim içelim, Mart'ta göçelim. Tabii, aynen öyle. Aynen öyle. Yiyelim içelim, Mart'ta göçelim. Ne? Abi yemekler gelsin, muhabbete öyle devam edelim. Tabii. Biz şimdi biraz özel muhabbet edelim. Tabii. Alanya'da dostlarla çok güzel bir masa kurduk. Hemen sağ tarafımda Bülent abimiz var. Davut kardeşim, kendisi de sevdiğimiz, benim Alanya'dan sorumlu devlet bakanım. ama geç geldi. Şalvar malvar giyip gelecekti. Cezalı. İşin arkasıydı, ömüydü, arayhurdu. Aradı, hürdü. Tabii. Cezayı keseceğiz. Tabii keseceğiz. Zaten biraz önce kapağını kaldırdım, bir moral bozukluğu oldu. Hasan abi. Hasan abim. Ne diyorsun abi sen buna? Hasan abi yılların köy tavukçısı. Abi tamam, köy tavukçısı da burada. Hayır abi, orada kümes mümes yok mu dayalım, tost buradan bir kesini. Ya bir gelin abi, gel abi. Şuna abi bir kes, Allah köy tavuğu yedireceğim diye. Abi ama bir bak. Şimdi çencerenin boyuna bakalım. Evet. Bak derinliğe bir bak. Bak daha enginin bu kadar da yerin altında var. Ulan bunun bacakları bak, evvel de var. Biz ufak gördük, hakkını yedik ya. Abi ooo, senin en kaliteli yerini dağıttın indi. Of. Enginin ben patet ihalesini Davud'a verdim. Suyunu Bülent Bey yiyecek. Evet. Etini ben yiyeceğim, sen de yüzüne bakacaksın. Şu budu kim yiyecek abi? Budu sen ye. He? Budu sen yavaşça ye. Budu af, şöyle alalım. Bence derisiyle. Of sıcak abi. Abi sıcak sen. Abi dumanı tütüyor ya bak. Engi gezen tavuk, gözünü sevdiğim. Engini Celle abiye benden telefon ettim. Abi senin hakkını yemişim. Özür dilerim öncelikle. Biraz önce hakkını yemişim. Sen benim hakkımı yediğin için ben seni tavuğu yiyeceğim. İbrahim, bu tavuğun en lezzetli yeri nereye? Ustası bilir. Nereye? Nereye? Bir bilebil bakalım. Ben böyle parçaladım. Ben güzel, hazırladım. Bunun en lezzetli yeri suyu. Bana yiyecek. Değil mi? Etini gibi yiyecek. Tamam, etini biz yeriz. Sen suyunu ye koçum. bunun tavuk suyunun en lezzetli yeri. Şimdi. Abi buyurun. Şöyle başlayalım. Murat abi. Hem muhabbet edelim hem yiyelim. Ben Murat öyle abi. Masada yemek bekletmeyi sevmem. Tosmurlu. Dükkana varmış. Evet. Ustaya demiş ki bana bir mercimek çorbası demiş. Kaşık getirme demiş. Hı. 3 ekmek yemiş. Orada Alanya'da lokantada. Lokantanın adını söyleyeyim mi? He, söyle canım söyle. Dumanlarda sık sen Alanya'da nasıl yeniyorsa sistem neyse. Alanya'da pilava bile limon sıkar. Tabii. Pilava bile limon sıkar. Yoğurda. Yoğurda bile abi limon. Bu evet. Şifa gıda bunu yer tarafı. Yoğurda, yumurtaya, pilava. Tabii. Bura öyle. Abi tosmurlu bir çorbayla 3 ekmek yemiş. Dükkan sahibi demiş ki oğlum ekmeğin parasını ver de var git çorba. Benim için daha gelmedi. Bu nasıl yiyeceksin de bir abi, göster. Abi bak ne yiyeceğim biliyor musun? Hindi evvela kuray kolonu bir sıvı. Ondan sonra benim gömlek kirlendi. Akşam düğüne gideceğim ben anlamam. Bak. Tamam bunu kolu bir sıvadık bakalım. Kolu bir sıva. Ben şimdi komple kolu öyle batıracağım için. He. Tabii. Vay bak Allah'ım şimdi. Ya. Hindi böyle. Evet bak. Dur sadece göster. Sadece suyuyla diye. Bak. Ne yapıyorsun? Ne? Bak şimdi bak. Evet. Bak. Evet. Batırdım. Yanıp gider vallahi şeyin için. Çok sıcak. Çok sıcak. Abi evet. Batırdın mı? Evet. Lingir lingir ediyorum böyle. Evet. Bak. Şalan koca. Ulan arkadaş. Yemin ol. Tok adam acıktırır bu. Ağzın kalaylı mı? Ay bu be. Vah. Usta. Dur yapayım o zaman ben de. Ben seni köy tavuğuna gelecek diye. Dünden beri bir şey yemedim hiç. Vallahi ben de aynı şekilde buraya geleceğim de hiçbir şey yemedim. Ya. Öğlen yeme bir yarım kilo kadar kavurma yedim. Bir bulgur pilavıyla. Maşallah, çok az yemişsin. Yani üç ekmek mi yedin yanında da? Aynen. Yuka ekmeğe. Yuka ekmeğe. Of. Tabii. Hani burada yuka ekmeğe nasıl... Abi yük ekmek oldu muydu? Suyuna banıldığı yok. Öyle mi? Bununla daha mı iyi çekiyor suyunu? Bir göm. Şey. Ya şuraya dur bakalım ne söyleyeceğiz? Çatal kaşık. Çatal kaşık. Burada ha? Sipariş buradan mı veriliyor? Sipariş diye yapana bas. Didi. Oo! Dur. Bağıralım bakalım. Hoinde. Aup! Burada aup diye bir laf var. Aup var. Alanya'nın meşhur lafı. Aup! Birbirini gör. Abi bir tane servis getirsene. Çatal, bura, bıçak, kaşık, tabak. Bura bak de. Bura bak. Bandır. Bandırindi. Vallahi şimdi... şey. Ondan sonra Alanya'ya gittim. İbrahim beni aç bıraktı. Vallahi çinti ver adamlar bir şey koymazlar. Oho. Şimdi şöyle bir masayı bir göstereyim size. Söyle bakalım, anlat bakalım burada ne var ne yok. Abi bak. Hı. Bu bizim Alanya'nın meşhur ülvi piyası. Evet.
Ama buna Antalya, Serik, Aksu bölgesine doğru gidersen böğrü kara derler. Karnı kara derler. Böğrülce salatası da derler. Böğrülce salatası da derler. Biz Ülümbiyası diyoruz buna. Yani. Bu da yoğurtlama. O da yoğurtlama. Üstü soslu. Kabak. Badırcan. Pateti. Yoğurt. Of. Bakım iyi. Ülübü içinde fasulyenin dayısı derler aynı zamanda. O da aklında bulunsun. Biz etini hiç yemiyoruz. Hep suyuna banıyoruz. Bu iş böyle mi olacak abi sistem? Abi bu işin bak. Etini İbo ben yiyeceğim dedi. Abi. Siz kurcalaman yavaşça başla. Ha bak tane. Nere daldırı gördüm imanını götürdü. En iyi yeri yedi şu an. Şu an gitti tamam şu anda itibaren yemeğe bırakabilirsiniz. Boşa gitti şu an geldi. Niye lan? Ben orayı görmez mi diye bekledim miydi? Sakladın mı altına? Karıştım. Orada hiç böyle diverdim. Abi bu iyi tıraş ediyor. İşi gücü tıraş etmek bak. Geldim geleli beni tıraş ediyor. Abi karnımın şeyliğinden öyle yantıra durmadı mı? Karnım patlayacak bir yer. Vallahi yemeği yiyince hepimizin yüzü gülmeye başladı. Abi en son restorancı abi tavuk sizde kalsın ekmek parasını verin varın gelin dedi yani. 9-10 kadar ekmek yendi burada. 4-5 sepet ekmek yendi. Arkadaşlar vallahi tavuk lezzetliydi ama eti yetersizdi. Bülent abi ne diyorsun? Valla etini zaten İbo yedi, kemiğini biz yedik. Ya be, abi kemiği kaldırıyorum, lan kemik düşüyor, şey, et düşüyor. Abi bak siz benim önümde kemiğe bakarak çok geç diyorsunuz da ben etini siz yiyin diye kemiklerini çıkarıverdim şöyle. Ha, mesela. Ya tam köylü kurnazı ya. Ondan tam yana. Köylü kurnazı. Evet, Hasan abi, üstadımız, pirimiz sensin. Estağfurullah. Alanya dedim benim için Hasan abi akla gelir. Bunlar daha bizler yani bunlar demeyeyim aslında. Beni bile sayma. Dünkü çocuğuz bizler. Senin yanında aslında biz böyle konuşmamız bile hata. Hata. Hata evet, değil mi? Tabii ki. Şimdi tavuk dediniz de ben bir hikaye anlatayım. Bura geçenlerde bura geldik. Meşhur Takavi'de Ahmet Emmi'nin oğlu Ahmet abiyle beraber. Ufak evet. Takavi'de. He. Ufak da o da 60 küsür yaşında yani. Tabii. Şimdi bir tavuk var birader dedi. Güven dedi sürpriz. Horaz dedi İngiliz horazı. Kes dedi iki tane dedi. Sert olur onun eti aslında ya. Ha, pamuk gibiydi güzeldi. Oo iyiymiş. Evet. Ama neyse. İkisi kododun yakılarak altında. Birkaç arkadaş daha var. Onları da bir şey yaptık. Hep beraber tavuğa vuruyoruz. Kerim Açıkgöz diye bir arkadaş. Mustafa Açıkgöz diye bir arkadaş var. Kuyumculuk yapar. O da tavuğa foraza çok meraklı. Ya şöyle iyiymiş, böyle iyiymiş diye dayanıyoruz hep beraber, yiyoruz, ediyoruz. Mustafa iyiye bakan, bak kendin gibi ye diyor, iyi ye diyor. Ağacıktan Mustafa, geçmişlerin ruhunu El Fatiha dedi. Ne oldu? Mustafa'nın kümesinden çalmış. Mustafa'nın kümesinden canı ona ne yedirmiş? Mustafa böyle bir yedi. Mustafa'ya bir baygınlık, çok kıymatlı. Çok kıymatlı. Vallahi ama. Bir baygınlık geçirdi. Biz de bir hoşunu aldık. Biz gerçekten mi o çalmış? Gerçekten ya. Öyle mi? Bizim şimdi Alanya'da bu tavukçuluk işi, horozculuk işi çok hastalık işi. Evet. Bizim geçen gün demin geldiğimiz yolda o şeyde Alanya'nın arkasında biz bir horoz çarptık. Tekere dolanı verdi horoz. Evet. Kaçı verdi, durasıya dolandı kaldı. Şimdi orada adamlar gördü horozu bizim çarptığımızı. Kaçacak geçecek taşa tutacaklar. Yavaşça vardık dayanana. Dayı bak senin horoz çarpıldı. Tekere dolandı buna yapacak bir şey yok. Öldü bu. Hani bunun bedeli neye severelim. Olmaz dedi adam. Niye? Bana dedi horozumu getireyim. Horoz? Hayır. Allah Allah. Benim horozum diyor Ligori. Ben diyor bunu cinsiydi bunu büyüttüm. Bunun diyor işte bilmem babası da safıdı diyor. Anası da şöyle diyor. Ben diyor ta denizden getirdim benim horozumu getirin diyor. Alanya'da hastası adam yani bildiğin yüzüne bakıyor ya. Allah Allah. Horozun yüzüne. Allah Allah. Kekik yağıyla tüylerini böyle yağlayan adam gördüm ben. Hastalık galiba hastalık tabii, derecesinde tabii, bu. Tabii tabii hastalık. Zor ya. Zor. Ama yedik. Vallahi güzel yedik ya. Askeri araç. Evin önünden geçerken tavuğun birisi aracın önüne gidiyor araç eziyor. Asker de tabii metanetli duygusal. En yakında eve gidiyor tavuğu da alıp kapıyı çalıyor. Yaşlı bir teyze çıkıyor. Teyze diyor biz bir tavuk çarptık diyor. Hani şeyse parasını verelim diyor. Ne de çocuğum be diyor şöyle bir bakıyor. Bizim diyelim bizim yassı tavuğumuz yok diyor. Düm düm. Lifos'un hikayesi var bilin mi? Yok. Ha, lifosu duyar mı? İskele'de bir lifos çeşmesi diye bir çeşme vardı. Eskiden böyle affedersin kabız olanlar. Gider oradan liposun suyunu içti miydi? Düzelirdi. Düzelirmiş. Psikolojik gari komple. Bugün şeye çıkavarıyor biri rahmetli doktor Hüseyin Sipahoğlu profesör
bu AIDS ile ilgili bir sürü çalışmaları vardı, belki duyarsınız. Muzcular Derneği Başkanı eski. Muzcular Derneği Başkanlığı da Allah rahmet eylesin. Alanyalıydı kendisi aynı zamanda. Varmış işte bir arkadaş benim demiş böyle böyle benim kabız oldum. Liposun oradan su içtiydim, bu sefer de tutma öldü dedi. Oğlum demiş. Tabii biraz şey var, orayı kesersiniz gari. Bilizin götüğün huyunu, neden içtin liposun suyunu demiş. Şimdi bizim adettendir abi. Evet. Böyle bütün tavuk bizim köyde, çocukluğumuzda da. Sizde var mı bilmiyorum. Lades kemiği. Var var. Tavuğunu şöyle göstermek istiyorum. Bir gelsene. Tavuğun hemen göğüs kısmında bu kemik olur. Bizim çocukluğumuzda bu arkadaşlar, evdeki kardeşleriniz varsa veya annenizle babanızla ladesle tutuşulur. İddiasına girilir. Ben de seninle tutuşayım bugün. Al bakalım. Ben neyine tutacağımı bilmeden tutmak. Neyine kendi tutuşuyoruz? İddiaya girelim. Aya sen benden büyüksen söylesene. Yemeğine? Ben yaz. Yemek. Yemek dedin miydi? Sende yelpaze gibi menü var. Nahal yemek. Hindi. Ne istiyorsan. Hindi bir bana de ki. Dinle. Tamam, ne istiyorsan yedireceğim. 1 artı 1 de daire. Dübleks de daire. Yemek. Ne? Kuzumu çevireceğiz. Ne yiyeceğiz? Sen, yemeğe adını söylesen bana. Sen ne istiyorsan onu yapacağım. O yemekle sınır yok diyor. Sınır vermiyorum. İyi o zaman bir geldiğinde bakıma gideriz. Öyle. Adını koyunca ben yemeğsin. İstediği yerde yemeğe götüreceğim. Tabii. İstediği yerde. Şartlar o belirleyecek. Tamam. Ama senin de bir laba dolması bir şey desene. O zaman aynen. O zaman biz de labayı deşeceğiz seninle, laba dolması. Ya ben kuzu çevirmeden aşağıya gittim. Ya ne oldu? Ne zaman? Tamam işte, kazandığın zaman yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun bakalım, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi. Ölç bakalım bir, hangimiz iki büyük. Onların ölçü bileceğiz işte, kazanacağız. Aklımda hızım, aklımda yalınız. Ulan uyutacak beni bu ya. Aklımda benim bu. İşte bu bir oyun. Aklımda, eğer o aklımda lafını demez alırsa kaybediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok bu yanlış bir adam Allah'a hadise tutuştun. Ben iddia konusunda çok iddialıyım. Allah Allah. Bak ben, bizim petrolcu Burhan Yılmaz var. İnatsın gari. Dinle, petrolcu Burhan Yılmaz var. Ben hemen huyumu sana göstereceğim birazdan. Ben bir adamla Allah'a hadise tutuştum muydu? Telefonumun not defterine senin adın ne? Murat Atay. Murat Atay Lades yazarım. Onun ekran fotoğrafını alır, ekranıma koyar, iki ekranıma da. Artık sıra hemen ekranda Murat Atay Lades yazar. Allah Allah. Niye ömrümü tutmam ben seni? Ben gitti, beni ben, kaybettim ben. Kaybettim ben. Ben Burhan Yılmaz'ı 11 ay sonra Lades'i yendim. Aferin, 11 ay. 11 ay sonra. Evvel 11 ay birbirimizi görmedik. Ben niye 5 dakika sonra beni yıkar ki? Ben şimdi unuttum ben. Konuyu kapat. Konuyu kapat. Neyse. Konuyu kapat, ben hemen unuturum zaten. Abi bak, sen geçen spor hocasını iddiayı kazandın. Melettin herifi, melettin. Yarın. Birkaç gün sonra videosu geliyor. Yoktu. Hatta bu videoyu izlediğin zaman o video oynamış olacak. Spor hocamı gerçekten hak etti ama o da ya. Senin yaptığını din ayrı cavır yapmaz. Ne hak etti? Herifin meletmişsin de. Herifin böyle aratmışsın çimi çeyi, herife yedirmediğin şey kalmadı. Herif günlük iki bardak su, bir pataz işte. O kadar tavuk yerse yer. Ya herif arkadaş. Herif kiletacıya mı? Kiletacıya niye götürdün? Abi bak. Şimdi öyle diyorsunuz. O ben spora gidiyorum. Bülent abi sen spor yapan adamsın. Evet. 2 saat spor yaptırıyor bana. Ben eve nasıl gidiyorum biliyor musun? Palayarak çıkıyorum merdivenlere. Gaza freni. Allah'tan asansör var evde de. Asansöre falan sürünerek giriyorum ya. Yerken de düşün sevdiğini. Yerken de götürüyorum tavuğu. Az geldi eti, suyu bol geldi. Neyse. Evet vallahi bana abi diyorum da. Yerken de gömleğe memleğe suyu muyu çirpidiksin üstüne. Abi yarış vardı. Burada ortada bir tavuk var. Ağızda bir eti var. Millet kaşığı ne kadar bizim çocukluğumuzda. Biz hızlı yeriz yemeğe. Yörükler. Bir tabak ortaya yemek konur. Kaşık herkese birer kaşıktır. Çatal matal olmaz. Şu tabaklar falan kullanılmaz. En çok kaşığı atan karnını doyurur. Tabii. Tabakta yemek bitti mi yemek biter. Bazısı bildiğin öyle. Biz yokluğuyla böyledik. Bilmiyorum siz. Yemek yediğinde dayak yer. Ya sadece yok ki tencerede tabii yemek. Bazısı da gider eve parmağı al ekmeği ağzına basar. Anam gilde babam gilde yemek olur da köye yaylaya gittiğimizde dedemin var 20 torun. 20 torun yazın hepsi tabii orada. Şimdi kaşık. Ağanın birinin lafını kestim. Ağanın birinin çocuğu yemek yemezmiş. Boyuna dürterlermiş. Oğlum ye şunu ye bunu ye. Oğlum şunu da pilavdan da al bilmem ne demiş. Ona burun kıvırırmış, buna burun kıvırırmış. Kiyası demiş ki, ağa demiş, enge olanı bana bir hafta kadar ver. Ben ona yemeği yedirmesini öğretirim der. Bir varır ağanın 8-9 çocuk varmış. Şeyin, Kiyanın. Onlarla bir her gün şeye sofraya oturduğunda çocuklar hücum edermiş ortada yemeğe. Herkes çalı çalı verirmiş. Öteki çocuk aç kalırmış. Ağanın çocuğu. İyi bilirim. Ondan sonra
bu ev 3 gün, 5 gün geçmiş, çocuk bakmış olacak gibi değil. O da almış, o da davranmış. Ondan sonra yemek yemeyi orada öğrenmiş. Ağaya teslim ettiğinde çocuğu sofraya otururlar babasıyla bir. Baba, kaşığa davran demiş. Hepsi bir nasıl becerdin bu işi? Şey kiye demiş. Ya o meslek sırrı demiş. Yokluk. Yokluk diyememiş ki işte yokluk. Ona da meslek sırrı oldu. Aynen. Evet Hasan abi. Şu Kevki'den bir aşk hikayesini bir oku bakalım bir ya. Valla yani biz onlara 15-20 yıl oldu galiba abi ya. Önce Kevki'nin ne olduğu. Kevki ne abi onu bir anlat bir hikayesini. O sana onu o şiiri yazdıran var mı? Gerçek mi Kevki, o hikaye? Su kabağının boşuna delildi. Evet. Eskiden birisi duş alırken, banyo yaparken falan. Kazandan su dökmeye, ondan sonra cenaze yıkarlardı. Bilmem ne yaparlardı. İşte sağda solda kullanırlardı. Evet, evet. Diye daha doğrusu bizim kullandığımız köpüçler var ha. Köpüç. Irbık. Irbık da diye. Köpüç derdik biz ona. O köpücün şeyi, evet. Kabaktan yapılan. Kepçenin bir cinsi. Şu millete su kat. Onun özelliği şu. Elin yanmaz kazandan sıcak suyu aldın mıydı? Mesela öteki şeylerde bakır olsun şey olsun iletken olduğundan elini yakar atıverir. Ondan dolayı böyle işte bizim şiirde başı boşuna bir aşk hikayesi. Diye. Boşu yani, boşuna. Onun kadar boş diyorsun yani. Evet boş. Yani altı dolu diye gerçek bir şeydi diye. Böyle biz aslında bunu Alanya'daki birçok yeri hem tanıtmak hem eskiden aşkları nasıl olurdu falan filan onu anlatmak. Nameler nasıl yazılırdı, şiirler nasıl yazılırdı onu bilmek için yazmış aslında. O zaman senden dinleyelim yani abi. Bizim burada mesela önemli yerler var. Gule dibi var. Evet. Ondan sonra eniş dibi mevkii var. Tabii. Eniş dibinden bahsediyoruz. Ondan sonra cavur yokuşu var. Kevki'den bir aşk hikayesi. Seni görük et aymanıma beşey çakıldı. Ellerinde ten tene çantası, üstünde mormanto vardı. Elle elem düğün evinden geliyordum. Yanında anangil de vardı. Senin de az bakasın vardı emme. Olmadı. Olamadı, olamıyordu. Her gün eniş dibinden aşağı saldığımda garajavayı, sizin evin yanına da heyecandan 3 tane carayı bitiriyordum. Sen duman olup uçuyordun emme, ben hep sonunda izmarit oluyordum. Bir gün beğere dolu alacağın emme hadi hayırlısı. Aşk dedikleri buydu herhal. Ahşam üstlerini çok severdim. Evinizin önünden geçerken her ara gazında yeni bir heyecan, yeni bir umut vardı. Çağın işinin tür perdesine bakarken boynum kopas olduğudu. Senin de az bakasın vardı emme. Olmadı, olamadı, olamıyordu. Her şeyi kabul ediyorum emme. Babanın o son sövmesi hala kulağımda zın zın zıngırdağıyorum. Sonunda patatiyi kafaya yiyen hep ben oluyordum. Hıdır'a diktirdiğim 8 pileli türkuaz pantolonum dalgalanırken cavur yokuşunun ağzından aşağı frene zor basıyordum. Neden mi bir denem? Çünkü senin çöp dökme saatlerinde geç kalıyordum. Tam yanına gelen diyorum, anan karı çığırığı go veriyorum. İkimizin de ödü sıdıyorum. Sen eve doğru, ben de portakal bahçesine doğru sıçrağı yoruyorum. Akşam olunca bizikinlere söyledim. Ben en dile isteğe yoruyun dedim. Hangi dilek dediler? Galeden Yemenici Mehmet Efendi'nin kızı dilek dedim. Derket ağa babam koca sofra bezinin altından böğrüme dekmeyi bir kodu. Bilemiyordum ki. Babanla babamın eskiden kule dibinde dövüştüğünü. Dekmenin acısı geçerdi belki emme. Hem anam karı da. Oğlum olmaz galelinin tavuğu ayrı gezer deme mi? Bizimkisi imkansız bir aşk hikayesine döndü dühle. Olmadı, olamadı, olamıyordu. Ben mırı kırık durali kevki. Ey yaha ya Rabbim bu ne hil sevgi. Vay be. Bravo. Bravo. Ne aşkmış be abi be. Sizinki imkansız aşkmış ama. Adam sövmeyedi, bir de babanız kavga etmeyedi, sizin ama iş alırdı. Asıl orada anası karının galelinin tavuğu. Gene iş tavuğu. olayı. Olay gene tavuğu. Sizin aşklardaki söyleyiş bile tavuk ya. Abi Hazreti şey gibi, Hasan Doğan'ın tavuklarım. Yavrularım, kuzularım. Galeliler her işi ayrı baş çeker. Öyle mi? Ondan dolayı derler işte galelinin tavuğu. Galeliyi ayırır mısınız? Evet. Abi bak. Yok galeli kendini soyutlar yani. Ha. Ayrı bir şey mi görünüyor? Gale aslında o görünen gale, hı-hı, Alanya'nın orijin tavel yani ilk fethedildiği zaman mevcut Alanya oraymış. Gerisi bağ bahçe. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Hasan abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize eşlik ettin. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.
İbo, seninle daha birkaç videomuz daha var. Abi. Daha eşek üstünde yayla gezeceğiz. Yayla, daha bu Lades'in bedelli olacak bir. Anlatıyordum da yani Lades'in. Eğer onu çekeriz. Onu çekeceğiz değil mi? Tamam, onu çekeriz. Bülent abi çok teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettin. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ ol. Murat abi. Canım. Ben teşekkür ederim. Davut'um kendine iyi bak. Biz daha devam edeceğiz. Burada şu an veda etmiyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle güzel sohbetli videolar, yöresel videolar istiyorsanız lütfen yorum kısmına belirtin. Bundan sonra sizlere bu tarz videolar da çekeyim. Evet, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.